Zonguldak'ta aylardır işten atılma tehdidi altında çalışan Hattat Holding'e bağlı HEMA madeninde 60 işçi işten atılınca işçiler iş bırakma eylemine başladı. İşçiler çıkmamak üzere madene indiklerini belirtti. Şimdi telefon attığımızda maden işçisi Dursun Altuntaş var. Dursun Bey, merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkürler, size de kolay gelsin. Evet, HEMA'da işçiler uzun bir süredir işten atılma korkusu yaşıyordu. Önce 18 işin içine son verilmişti, şimdi de 60 işçi işten atıldı. Hangi gerekçeyle atıldı işçiler? Bunu öğrenebilir miyiz öncelikle? Gerekçe devam ediyor. Biliyorsunuz daha önce 18 işçi atıldığı zaman biz bir yürüyüş yapmıştık Zonguldak. Zonguldak'taki yürüyüş sonucunda patronun 489 kişiyi bildirmesi sonucu, iş kurumuna ve sendikaya bildirmesi sonucu tedirginliğimiz öfkeye dönüşmüştü. Bu sabah da patron 60 kişiyi iş hakkını feshetti. Bunu öğrenen işçi zaten sonuçta sıranın kendisine geleceğini bildiği için, çünkü yıl sonuna kadar hani bu sorunu çözme ihtimali kalmadı gözüküyor şu anda. Kendisine ocağa gidip deme kararı aldı ve bunu uygulamaya koydu şu anda. Evet. Maden işçileri çıkmamak üzere madene indi diye biliyorum. Kaç işçi şu anda yer altında? Toplam 800 çalışan var. Şu anda 300 işçi var diye gelen tüm işçi yer altına indi ve çıkmamak üzere. Karar aldılar. Evet. Ne talep burada, ediyor? İşçilerin taleplerine ne yapacaklar? Ne kadar kalacak? Bunları da öğrenebilir miyiz? Burada HEMA Holding işte 6 aydır işletmeyi kapatmayı yönünde bir irade gösteriyor. Talep ettiği şey süre. Bunlar karşılık ne TTK yönetimi ne de ilgili Enerji Bakanlığı olumlu ya da olumsuz bir söz söylemiyor. 6 aydır biz demokratik tüm eylemleri denedik. İşte 45 kilometre yürüdük. İşte il merkezine gittik ama hiçbir muhatap bulamadık. Ankara yürüyüşümüz de sendika tarafından kanun değil diye engellendi. İşte sonuçta hükümet de hiçbir adım atmadı. Enerji Bakanlığı da hiçbir adım atmadı. Olumlu ya da olumsuz atmıyorlar. İnanılır gibi değil. Çünkü işçi şunu soruyor. Yer altında kömür var, emniyetli bir ocak, yetişmiş eleman var, 9 yıldır çalışıyorlar, mühendisleri yetişmiş ama ocak kapanıyor. Türkiye'nin en güvenli ocaklarından bir tanesi burası. Bunun kapandığı yerde bütün kömür ocaklarının kapanması lazım o zaman ödevansı çalışan ve taşınma çalışan ocaklarının kapanması lazım. Hükümet şunu da söylemiyor, hani bu ocak işte patronlar kapatırsa biz alırız, işletiriz, bunu da söylemiyorlar. Olumlu ya da olumsuz hiçbir şey söylemiyorlar ve işçi artık kullandığı tüm demokratik eylemlerini yaptı. Yapacak bir şey kalmadığını düşününce en güvendiği, en sığındığı yer ocaktır. Kendisini ocağa kapattı şu anda. Sorun çözünce de çıkmayı düşünmüyor bu iş. Evet, beklentimiz şu, ikinci torba yasanın yıl sonuna kadar meclisten geçmesi. İkinci torba yasada ilk torba yasa işçilerin lehine bir yasaydı. Somali'ye ortaya çıkan süre ve maaş konusunda. Ama ilk torba yasada ki süre azaltılıp patronların rödovans karşılığı çalıştıkları için ürettikleri kömürden belli oranda kira veriyorlar devlete. Bunda bir süre ve indirim talebinde bulunduğu patronlar. 6 aydır da zaten biz üretmeden şey yapıyoruz, maaşımızı alıyoruz şu anda. Burada iki patronla karşı karşıyayız. Büyük patron devlet, küçük patron Hattat. Büyük patron hiçbir şekilde hareket etmiyor. Küçük patron Hattat net konuşuyor. Ben diyor bu işe para kazanmak için giriyorum. Her türlü güvenliği sağlıyorum. Her türlü emniyeti alıyorum. Her türlü elemanı sağlıyorum. Ama para kazanmadığım müddetçe bu işte çalışmam diyor. İstediği aslında makul şeyler. Ama devlet iki şey söyleyebilir. Ya der ki işte biz anlaşamayız sizinle. Biz çalıştırırız ya da sizinle anlaşacağız. Şu şekilde anlaşacağız. Evet. İki konuda da biz 6 aydır mecliste de gittik, Ankara'da gittik iki sefer. Ama net olarak bize bir şey söyleyen yok. O yüzden de tek bir hakkımız kaldı şu anda. İş yerini yer altında inmek ve sorun çözünce de çıkmamak. Evet. Sayın Altuntaş, çok teşekkür ediyoruz tabii ki. Buradan da maden işçisi arkadaşlara selamlarımızı iletelim sizin aracılığınıza. Umarız en kısa sürede talepleriniz, uzun süredir dile getirdiğiniz, mücadelesini verdiğiniz bu talepler de en kısa sürede yerine getirilir diyelim. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İyi yayınlar.